İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe, yahşi cazibe. Ay anam, ay. Hakikaten pek büyük şehirmiş. Hardeyse Azerbaycan kadar var. Korkma kızım cazibe. Kabına sığamadın, yeni bir hayat için yeni bir ülkeye geldin, o kadar. Sana gelip geleceğim İstanbul. Sana gelip geleceğim ama evvelce gül bacıyı tapmalıyım. Ay kardeş, ay kardeş. Aşağıdaki ünvana nece tapabilirim? Ne? Aşağıdaki ünvana nece tapabilirim? Ne diyorsun? Anlamıyorum ben seni. Ünvan. Bu? Ben anlamıyorum seni. Ne diyorsun? Ne takması ya? Yahşi cazibe. Ünvan. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan ay tepe kardeş tepe. Aşağıdaki ünvana nice gidebilirim? Ne? Aşağıdaki ünvana nece gidebilirim? Nice to meet you bacım. Bu da hiç kim Türkçe bilmiyor. Sana gelip geleceğim İstanbul. Ama evvelce Türkçe bilen birini tapmalıyım. Bedeni. Medeni! Lan medeni! Allah Allah, Cemal Bey. Ya ödümü koparttı ya. Korkma kardeşim, korkma benim. Sabahtan beri sesleniyorum, duymuyorsun ya. Affedersiniz Cemal Bey. Mahsun'un son albümünü download ettim. Sabah onu dinliyordum. Ya çok güzel parçalar var. Aç Bluetooth'u göndereyim istersen. Çıkartma Bluetooth'undan da tutundan da ya. Adam hasretme, hasta mısın sen ya? Ya affedersiniz ama bu sabah sizi biraz asabi gördüm. Köpürmüşsünüz vallahi. Beni bana böyle yapma kardeşim. Beni hasta etme. Sen bana söyle bakayım, sular ne zaman gelecek? Kemal Bey, apartmanda sular kesik değil. Bir tek sizin dairede kesik. Ne demek bizim dairedeki? Niye kesik? Kestiler çünkü. Kim kesti ya? İSİ komutere. Sordun mu? Neden kesmişler benim suyumu? 3 aydır faturalar ödenmemiş Kemal Bey. Hadi git be, hadi git. Bluetooth'undan uydurma. Benim faturalarım otomatik ödeme talimatında. Ha? Otomatik ödeme talimatı kredi kartına mı bağlı? Evet. Ha, bak kredi kartında bakiye yetersiz de çekememiştir. Tabii tabii, kredi kartında para yoksa onu da çekemez tabii. Doğru, doğru, doğru. Ulan Barış, ah. Bakın hanımefendi, biz sizinle bir sözleşme yaptık ve sözleşmemizin iptali koşullarında dadınızın iştahının açık olmayışı yok. Evet, iyi günler. Lala rengi dodaklardan, gül süzülen yanaklardan, size salam, size salam getirmişen. Bakın hanımefendi, benim bir konuğum geldi, sizi daha sonra arayacağım. İyi günler, iyi günler. Gülbacı. Aa, Cazibe Hanım. Ben Cazibeyen. Sana herkesin selamını getirmişim. Bir de bu, şeker buraları. Ağzın tatlansın sebep. Buyurun oturun, bir soluklanın. Yok valla, oturmuram. Katar'da 20 saattir oturmuşam. Dizlerim demir bağlamış kimin, bökülmür. Bir de çok heyecanlıyam, yüreğim tıpır tıpır dönür. Sakin olun Cazibe Hanımcığım, sakin olun. Nasıl olam? Tezlerden başlasın benim yani hayatım. O da olacak inşallah. Yalnız çözmemiz gereken birkaç sorun var. Bacım, beni korkutmayasan. Yüreğim duracak. Problem? Bakın Cazibe Hanım. Ben artık senin bacınam. Benimle sizli bizi danışmayasın. Peki Cazibeciğim. Bak, burada işler eskisi kadar kolay değil. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Niye? Ben Türkçe danışmıram. Yok, ben o manada söylemedim. Neyse. Çalışma izni almak artık eskisinden çok daha zor. Seni bir an önce evlendirmemiz lazım. Sen bekardın değil mi Cazibeciğim? Ay benim gülbaçım ama. Elbette ki ben subayım. Aa, sen asker misin? Yok. Bizim orada bekara subay derler. He, ilginçmiş, anladım. Neyse, birini bulup seni evlendirmemiz şart. Sen ne değersen o olar gülbaçım. Yok sen ben Katar'dayken sen bana yaşlı bir kısmet tapmışsın.
Yok Cazibeciğim, parayla birini bulup evlendireceğiz seni. Pulla. Parayla. Beni pulla. Pulla. Neye? Ben çirkine. He? Suratsız gobutam. He? Karta kaçmışam. Benimle hiç kimse evlenebilemez. He? Ben köhnemiş miyim bacım? He? He? Cazibeciğim sen beni yanlış anladın. Bak bence sen İstanbul'daki bir sürü kızdan çok daha güzelsin. Bu senin çalışma izni almamız için bir formalite. Neye? Ben sahtekarım. He? Öyle mi? Türkiye Respublikası'nın konsültasyonuna karşı gelebilirim. Bak o iş öyle olmaz. Gül gibi dadılık şirketi tam 10 yıldır yasalara uygun olarak çalışmakta Cazibeciğim. Senin de burada yepyeni bir hayata başlaman ve yasalara uygun olarak çalışabilmen için bir an önce biriyle evlenmen şart. Hem daha sonra vatandaşlığını aldığın zaman boşanırsın. Gönlün kimle istiyorsa onunla evlenirsin, evinin kadını olursun. Zaten bu arada çalışacağın için kat be kat fazlasını kazanmış olacaksın. Neçe, ben hem evlenirim hem pul veririm. Cazibeciğim formaliteden yani bu böyle formaliteci abi kağıt üzerinde bir evlilik. Ne kadar puldur? 15 bin lira damada, bizim şirket için de birazcık komisyon. He, ben kişiyi ömür boyu satın alabilirim. Yok yok, vatandaşlığını aldıktan sonra boşanacaksınız. Ben buraya gelen de evimi satmışım. Madem yola çıkara, dönebilmerek. Al bacım. Tamam. Cazibeciğim bak, şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi yorgunsundur. Sen oteline git dinlen. Kaldığın yerin numarasını da bana bırak. Benden haber bekle. Otel numaramı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Cazibeciğim? Rezervasyon yaparken vermediler mi sana bir numara? Yok valla. Ben giderim, seni zengeyleyerek. Zengeyle. Zengeylemek, aramak. Tamam sen zengeyle beni. Peki nerede kalıyorsun? Hangi otelde? Taksim'de. Taksim'de nerede? Gidince göreceğim kurban oldu. Gidince göreceğim. Cazibe bak doğru söyle, senin kalacak bir yerin var değil mi? Var bacı. Hem de deniz manzaralı. Miş. Tamam ama bak gidince mutlaka ara beni tamam mı? Zengeyle. Zengeyleri. Allah'a emanet olasın. Hayra karşı. Yaşı Cazibe.